Merhabalar efendim, ana habere hoş geldiniz. Milyonlarca işçi ve işveren ekran başına bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete ara zam için Gözler komisyondan gelecek haberde. İşçi temsilcileri açlık ve yoksulluk sınırı üzerinden pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. İşveren cephesi ise hem dövize endeksli artışa karşı hem de enflasyon rakamlarının kıstas alınmasını istiyor. Asgari ücret... Tespit komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Milyonlar gözünü şimdi Kurban Bayramı sonrasına çevirdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Net 8506 lira olarak uygulanan asgari ücrete ara zam için geri sayım başladı. Tespit komisyonunun Haziran ayı içinde toplanması bekleniyor. Süreç, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ı ziyaretiyle başlayacak. Yasal süreçler kendi mantığı ve silsilesi içerisinde mutlaka takip edilecek ve insanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacak. İşçi ve işveren tarafının beklentileri farklı. Türk iş masaya kırmızı çizgisi olan açlık ve yoksulluk rakamlarıyla oturacak. Pazarlık şimdilik en az 10.362 lirayla başlayacak gibi görünüyor. Bu da zam oranının en az %22 olması anlamına geliyor. Buna karşın talep edilen tutar bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti. O da son araştırmada 13.440 lira olarak hesaplandı. Söz konusu artış %60'a yakın. İşveren ise zam tutarını enflasyon verileriyle belirlemekten yana. İlk 5 ayda enflasyon %15,26 çıktı. Merkez Bankası'nın katılımcı anketine göre ilk 6 aylık enflasyon beklentisi %18,13. Eğer işverenin beklentisi karşılanırsa yeni asgari ücret 10 bin lira civarında olacak. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı nokta asgari ücretin çift taneyi görmesi. Eski Bakan Vedat Bilgin 500 dolar seviyesini işaret etse de iş dünyası bu ihtimale karşı itiraz. İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. Başkan Şekib Avdagiç Türk lirası bazlı belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İş dünyamız Türkiye sınırları içinde geçerli olacak bir ücreti yabancı para birimi üzerinden belirlemeyi kesinlikle uygun görmemektedir açıklamasında bulundu. Türkiye bugün tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Merkez Bankasının başına ilk kez bir kadın geçti. Hem de müthiş Türk kızı olarak anılan güçlü bir isim, Hafize Gaye Erkan kasanın anahtarlarını resmen devraldı. İşin ekonomik tarafı bir yana, bambaşka bir önemi daha var. Uyalın başka önemli gelişmelerinden biri oldu Merkez Bankası'na kadın başkan gelişmesi. Mesela yine bu yıl İstanbul Barosu 144 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçti. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığında tarihte ilk kez bir kadın seçildi. Yani Türk kadınları kişilerce değil çok önemli makamlarca sahipleniliyor. Duyduk duymadık kalmasın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan görevine başladı. Amerikan medyasının müthiş Türk kızı dediği isim artık Merkez Bankası Başkanı. Finans dünyasının güvenilir isimleri arasında yer alan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı olan ilk kadın olarak tarihe geçti. It was time for a change and for a new challenge. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi ve o atama gerçekleşti. Karar resmi gazetede yayımlandı. Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'ten ayrılışını Bloomberg 12 dakikalık yayınla flash gelişme olarak duyurdu. Solutions and holistic solutions. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan düzenlenen devir teslim töreniyle görevini Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı. Erkan yaptığı konuşmada son iki yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim dedi. Erkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.